أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا وافعلوا الخير واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق
جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم الفاتحة. Evet. Okunan Allah kelamı olunca gönüller mest olur. Kıymetli dostlar devam ediyoruz. Öncesinde aramızda bulunan 10. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle programımıza teşrif eden PSK ve Hakpar partilerinin temsilcileri, STK temsilcileri, çok değerli kıymetli yazarlar ve şairler, aynı şekilde muhterem alimlerimiz de aralarımızda bulunmaktalar. Tekrardan onlara programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Karanlıkta kapana kısılmış ve umutsuz hissediyorsun değil mi? Ümitsizliğe düşme, yese kapılma. Burada seni, yarınını, dünyanı ve ahiretini düşünen birileri var. Evet, buradayız. 10 sene önce karanlıkları aydınlığa çıkartmak için çıktık yola. 10 senelik değil, adalet ve hakikat çağrımız. Asırlardır buradayız. İnançla ve aşkla yürüyoruz. 14 asır evvel saadet asrı yaşatan o kutlu insanın mirasından ilhamla yürüyoruz. Yolumuzu kaybetmemek, istikametten ayrılmamak için yolumuzun üzerindeki işaretlerin ışığında yürüyoruz. Gençlerini beyin gücüne kurban vermeyen, istihdam ve özgürlük alanı oluşturan bir Türkiye dedik ve tam 10 yıl geçti. Değerli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Hamdullah Er'i buraya davet ediyoruz. Buyurun başkanım.
Bismillahirrahmanirrahim. Işık tut Rabbim. Büyük ışığını esirgeme bizden. Koruyan acımana, güzeller güzeli adlarına sığınan bu erlere ışık tut Rabbim. Kur'an'ın aydınlığını yay gönlümüze. Peygamber duasını eş et bize. Saçılsın yolumuza senin solmaz baharının gülleri. Yırtılsın inkarın zarı, reddin seddi yıkılsın. İnancın fecri doğsun, ağsın sabah yıldızı gibi ufkumuza. Sayın Genel Başkanım, değerli misafirler ve kıymetli genç arkadaşlarım, genç kardeşlerim, sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Geli mehvanen be kıymet ubrumet huntev be herhatin liserseru liserçavarahatin. Bugün sevdamızın, aşkımızın, heyecanımızın, hüdaparımızın 10. yaşını kutluyoruz. Kutlu olsun, mübarek olsun, istikamet üzere nice yaşlar olsun. Tekbir! Değerli misafirler, bugün Türkiye zorlu bir süreçten geçmektedir. Özellikle yaşanan ağır ekonomik kriz, başta biz gençler olmak üzere toplumun bütün kesimlerini ciddi anlamda etkilemektedir. Fakat bugün gençlerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda siyaset kurumunun aktif ve ciddi bir rol üstlenmemesi biz gençlerin siyaset kurumundan olan beklentilerini ortadan kaldırmaktadır. Gençler zekidir, akıllıdır ve sezgisi güçlüdür. Bizlere şirin görünmek için ve oyumuzu kazanmak için bizdenmiş gibi görünen siyasetçilerin samimi olup olmadıklarını çok iyi ayırt edebiliyoruz. Kıymetli misafirler, bugün gençlerin ihtiyacı olan şey yapmacık bir şekilde kendilerine şirin görünme çabaları değildir. Gençler bugün yaşadıkları maddi krizi ve manevi bunalımı fark edip bunların çözümü için adım atan samimi ve içten siyasetçileri beklemektedir. Yıllardır bu özlemle yanıp tutuşan genç arkadaşlarımıza bir çağrımız var. Biz buradayız. Hüdapar burada. Hür gençlik yanınızda. Biz sizi siyasi bir obje olarak görmüyoruz. Yaşadığınız buhran halinin farkındayız. Çözümsüz siyasete olan kızgınlığınızı ve kırgınlığınızı Hüdapar çok net görmektedir. Yaşanılabilir bir toplum ve hayat arzusundayız. Bizleri karamsarlığa sürükleyenleri, ahlaki ve manevi boşluklara itenleri tanıyoruz. Bu memlekette adil, müreffeh ve hür bir yarının hayalini kuramadığı için çareyi yurt dışına çıkmak olarak görenlerimiz var. Ama çözümsüz değiliz. Genç arkadaşım, umut sende, çözüm Hüdapar'da. Değerli misafirler, gençler için hayata geçirilmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlere siyasette sembolik olarak değil, aktif olarak alan açılmalı ve sorunların çözümünde söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. İdeoloji dayatma ve yetenekleri köreltme üzerine kurulu çarpık eğitim sistemi tümden değiştirilmelidir. Bunun yerine kendi medeniyet değerlerimize dayalı, bireylerin yeteneklerini keşfetme ve geliştirme odaklı, disiplinler arası birden çok beceriyi kazandırmayı amaçlayan, gençlerin manevi gelişimini sağlamayı hedefleyen bir eğitim sistemi hediye edilmelidir.
sınavdan sınava koşturup sonunda atanamayan, diplomalı işsizler oluşturan sistem gitmeli, üniversite mezunu hiçbir genç işsiz kalmamalıdır. Mesleki ve teknik okulların niteliği ve niceliği arttırılmalıdır. Bu okullardan mezun olunduğunda sahip olunan zanaatin toplumsal açıdan saygınlığının ve itibarının sağlanması gereklidir. Burslara yapılan en son zam yetersiz kalmış, gençlerin beklentilerini suya düşürmüştür. Yaşanan %84,39'luk yıllık enflasyon göz önüne alınarak burslara yapılan zamlar yeniden güncellenmelidir. Kredi sistemi kaldırılıp bütün öğrencilere sosyal devlet olmanın gereği olarak geri ödemesiz burs sağlanmalıdır. Bu burs her bir gencin yeme, içme, barınma, giyim, kültür ve sanat faaliyetlerini yerine getirebilme yeterliliğinde olmalıdır. Evli gençlere daha fazla burs verilmelidir. Siyasal ve sosyal baskı biz gençlerin maddi ve manevi yeteneklerini köreltiyor. Fikir ve düşüncelerimizi özgürce ve korkmadan ifade etmek istiyoruz. İftira ve hakaret içermeyen her düşüncenin ifade edilebilmesi gerekir. Ama hakikati söylemek, yanlışları dile getirmek, hakaret kabul edilip karakol ve mahkeme konusu edilmemelidir. Gençler isteniyor bahanesiyle halkın malı hiç istemediğimiz halde gereksiz hatta zararlı işlere harcanıyor. Konser, festival ve benzeri etkinliklere hesapsız, kitapsız harcanan milyonlar gençlerin asli ihtiyaçları için kullanılmalıdır. Kamuya alımlarda torpil ve haksızlığın önüne geçilmeli, ehliyet ve liyakat prensibi söylemden öte eyleme geçirilmelidir. Hiçbir genç kamuya alımlarda önüme bir engel olarak çıkar korkusuyla düşünce ve fikirlerini ifade etmekten korkmamalıdır. Geçim endişesinden dolayı yuva kurmayı erteleyen milyonlarca gencimiz var. Erdemli ve ahlaklı gençliğin yolu evlenip yuva kurmaktan geçiyor. Devlet gençleri harama bulaşmaktan korumalı. Bu sebeple evlenemeyen gençler için evlilik fonu oluşturulmalı, evlilik teşvik edilmelidir. Bunun yanında öğrenciyken evlenenler veya evlenmek isteyenler için öğrenim gördükleri süre içerisinde barınabilecekleri evli yurtları oluşturulmalıdır. Değerli misafirler, değerli misafirler, gençlik bir hareketin motor gücüdür, dinamiğidir, heyecanıdır, aşkıdır. Bizler de hür gençlik olarak yaklaşan 2023 seçimlerinde partimiz Hüdapar'ın en önemli gücü olacağız. Yeni bir ufuk açmak için her bir gence ve her bir ferde partimizi anlatmak için Hüdapar'ımızın sesinin çok daha güçlü bir şekilde çıkması için andolsun ki durmayacağız, yorulmayacağız, yılmayacağız. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Düşüncelerle 10. yaşımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekbir!
Amin. Jibo axaftına layiq bu qiymət. Xuda jikeki hamdullah bizə deyə razı be inşallah. Tüm xeyr hatin sərsərə. Ronikirte her dera. Dost evek babu bira. Temizgini hüdapar. Dava hak davateye. Halkı melhiviyateye. Hayrana sabrateye. Ümida me hüdapar. Ümida me hüdapar. Tekbir. Gelin meyvanem kıymet. Jibuha haftinem zamanı kürdi. Jire beriye geçti. Nu neremeyen Erbil'e. Beriz Abdüssemet Yalçın. Velfeş Beri ve ben Kerem Bikin. Tekbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Serok, Endamen Parti'ye mey muazzez-i muhterem, mevanen mey bi kıymet, unte bi khiratın, serçave rahatın. Berin ha bideh sala, Droje kevake irode hüda par ve harekete ke siyasi hatı da mezrandın. İro em de makame bir aninu muhasebeya deh salin derbas buydene. Bir anina derdu kulin velate khue, insanı khue, o hizmetu khabatın ku mebdeh hüda pari peşkeş giriye. Partiyin siyasi Necbona ku sistemi memnun bikin o ideolojiya resmi bi halkı kabidin kabul kirin o bidin runuştandın ten damezrandın. Necbona ku devletu halkı kadehin hizmeta devletu sistemi ten damezrandın. Jibona ku de hizmeta adalet, perverdeyi, difa, asayiş o hizmetin din de Halkı kon memnun bikin partiyin siyasi tenda mezrandın. İnna Allahe ye'muru bil adl. Hüde Teala adaleti emirdike. Devletu sistemi emir nake. Devletu sistem jibona adaleti tenda mezrandın. Halk necbu devleteye. Bil akis devlet jibona halkeye. Pişti devleta cumhuriyeta Türkiye hadde mezrandın. Endamen rekhistina ittihadu terakiyi ve jhedefavi dur khistin. Bihalkere muamela koledaran kirin. Jibona ku halki mecbiru baveri yavan, jaqida van dur bikhin, zulmu gadreke ku nahat yeditin kirin. İslam vek havine ki tamami kavma behevra rabtu mezdike evana İslam'ı mahkum kirin. Lehenber jiyanu akide İslam'ı harb vekirin. O şuura, kültüra, jiyana behavrabuni, o şuura ümmetvariye bi tamami ra kirin. Nejat perestiya Türkiye, o fikra devleta kavmi lisarme farz kirin. Her vaha jitirkan peyve hebuna tamami kavma reddu inkar kirin. Jiberri kasici projeya devleta kavmi yani ulus devlet projesi hıstın hayatı. Bu proje devlete kavmi bir dehsalan halkime hat acıkandın, hat mahrum kirin, bir çi tazi o pekhasman. Ev kese kucbuna halasiye halki khue dest bi hizmeti kirin ji, ev ji muhacerat, zindan o asarat bu paravan. Bes Eme em runanıştın, digel van hemi zulmü gıdracı,
مخو مجبور دید که ام دبین رخستن که ده بچین او رخستن هدا پاره ایدی به هدا پاره دزارف ده سالان ده او مسئله که چاره سری بوان چه دبه مخستن نبرنامه خو دسری ده به جناب سرکومار رئیس جمهور ره دو دوره به عضو حکومت ره به اندام پارلمان ره به اشراف علما اکادمیسیان نویسکار لکولینر مدیا و همه طبقات خلقی ره ما پیوندی به قوت ساز کرد دوان پیوندی و هفدیمتن خدا ما فکر امتواری درخست پیش و سیاست آخوا لسر و دامزران چونکی ظلم و غدر به حساب کدوی ولاتی ده تکرن سبب وی فکر دولت قومیه جبانا که دوی ولاتی ده براتی عدالت و آشیتیا کمالاتی ساز ببه لازم فکر دولت قومی وره آفت نفس بلخان تاریخی او چاق اوید نفس سیاست داخلی ده دناف هم ولاتی ده براتی دناف سیاست خارجی ده جی به قوم جیران را هفپیوین و علاقات گرم ورن رونشتاندن سینور و حدود کدنا بین اقربا ده هاتنه رونشتاندن اوانا جی اوه تأثیر اوان منفی نمینه ما پاراستنا پنج اساس انسانی خست کت بینگه سیاست اخوه امنیت جان امنیت عقل و فکر و افاده کرنه امنیت دین امنیت مال و ملکیت و امنیت نسل و آیله جبانا کو سیستم به عقیده خلکی را لحف وره جبانا کو پرنسیب اسلامی ورن احیا کرن و حیات دار ببن ما امد گلک رایده چونو هاتن ما گلک ری و ری باز جرباندن جبانا کو دولت لهم بر خلک فعلا غیر قانونی که ظلم دولت ترور جبونا کو به جزا نمینه ما جبو اقناع کرنا بر فرسان گلک دریا خست گلک خویدان رجان و گلک سازی سیاسی و مدنی و دولت را منقاش کر جبونا جترکار چه هبه جکردان رجی او هبه جبونا کو کرد و ترک ببین دو عنصر اصلی دامزرینر دولت جبونا که انبوان بدن فهم بکرن که PKK نه سببه که PKK نتیجه سیاست غلطه جبونا که انبوان بدن فهم کرن که کرد و ترک برای هفن و تمام قوم وک هفن ما گلک نقاش کر ما گلک دبروان دا تکلیف حاضر کر و پیشکشیوان کر سالا 2019 انده لحریم کردستان عراقی ما نونرایتی اخوه یکمین فکر بسرو که پارتی دموکرات کردستان جناب مسعود برزانی را به حکومت حریم را به پارتی حریم و هنک پارتی دولت مرکزی عراقی را ما پیوندی قویم دانین جه مدیای حتی به علماء و اکادمیسیانان جه بازرگانان حتی به طلبه یا اوسازی مدنی و خلق عوام دناف خلقی ده هدا پار هات ناس کرن لوی درجی هدا پار ته خبردان بله لوی درجی خبات ما و برنامه ما ته خبردان لسر نقاش چید به برنامه ما که ما هدف خواه و پرنسیب خواه ته ده بجی کریه نه برنامه اکی بسیط و موقته نجبونا اقتداربونا چند صلاحاتی چه کرن بی افاده کرن او کسی که ناز کرن برنامه مدنیت یه برنامه عدالت یه ایدی جبانا که ام به هر کسی بدن ناز کرن جبانا که ام هر کسی لسر بتفاقی چکن خزمتا که گلک زیده جمرا لازمه
evyajı jibona ku amaya bigerinin sistem, jibona ku amaya bigerinin devlet emi hizmeti bikin. Evji bi hizmeta çen sala, bi beştarbuna çen helbizartına teni çenabe. Ev hal jime duhaze ku em hasabini hur, o hasabini kur, o hasabini dur çekin. Jime duhaze ku her yek jime de saha khode, gerake em lve gore khu hazır bikin. Eğer ev bername huda pari ciye khobi bine, ev mesela kurdaji halbi be, ev biratici sazbi be, ev şerru pevçunji jinavme bıkadın. Sistem o saha siyasi, ku efseri sat saliye, jihadafa khu hatiye durkistin, galati, khata, o nehaqili tamamı damarı ve bela bune, di zamanaki kurt da paqij nabe. Jibona ve, Xebana ke duvdirej, xebata ke firavan lazime. Xatta siyaseta huda pari bi ve aqliyeti hati hazır kirin. Jiber viqasi emci divejin ihtiyac bi huda pari heye. Dahiye xeberdana khoda ez duhazim şükrü takdirin khoa digel rezu ihtiraman peşkeşi ve mevanen hazır hemi endami huda pari o herkesi ku dilevilser huda pari edikin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bu anlamlı ve faydalı konuşmalarından dolayı Genel İdare Kurulu üyemiz ve Erbil temsilcimiz Sayın Abdussamet Yalçın'a teşekkür ediyoruz. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Allah-u Teala bu sözleri hayatımıza tatbik etmeyi de yaşamayı da bizlere nasip eylesin. Kıymetli misafirler, devam edeceğiz ama giriş noktasında Twitter'la ilgili bir duyurumuz olmuştu. Tag duyurusu. Hüdapar 10 yaşında tagına bulunduğumuz yerden katkı sağlayabiliriz. Güzel görüntüleri, kareleri Twitter aracılığıyla tüm dünyaya Hüdapar 10 yaşında tagını birinci sıraya almaya hedefliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, şimdi de programımıza katılım gösteremeyip Kürdistan Bölgesel Yönetim'de faaliyet yürüten siyasi partilerden gelen mesajlar var. Onlarla devam ediyoruz. Evet, Komala Dadgeri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Partinizin kuruluşunun 10. yılını kutlamanız vesilesiyle sizi en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Halkınıza hizmette ve tüm İslam halkları arasındaki sevgi ve uyum bağlarınızı güçlendirmede başarılar dileriz. Allah'tan amellerinizi kabul etmesini ve sizi memleketin ve milletin hayrına olan işlere hidayet etmesini niyaz ederiz. Teşekkür ve takdirle Komala Dadgeriya Kürdistan, Kürdistan Adalet Cemaati Siyasi İlişkiler Konseyi. Bir başka parti, Büzutnava İslami. Evet, bir başka parti, Büzutnava İslami. Kendim ve Irak Kürdistan'ı İslami Hareketi'nden kardeşleriniz adına, değerli partinizin kuruluşunun 10. yıldönümü münasebetiyle en içten tebriklerimi sunar, hayır dualarımı sunmaktan memnuniyet duyarım. Bu onurlu vesileyle güçlü ilişkilerimizi ve kardeşlik bağlarımızı geliştirmeye devam ettiğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan size muvaffakiyet vermesini ve adımlarınızı İslam'a ve Müslümanlara hizmet yolunda yönlendirmesini niyaz ederiz. Çünkü O en hayırlı Mevla ve en iyi yardımcıdır. Kardeşiniz Şeyh İrfan Abdülaziz. Büzutnava İslamiya Kürdistan, Kürdistan İslami Hareketi Genel Mürşidi. Evet, bir başka parti, KDP. Hüdapar Genel Merkezi'ne partiniz Hüdapar'ın kuruluşunun 10. yıldönümü münasebetiyle Sayın Genel Başkan'a, yönetim kadrosuna ve tüm üyelerine en içten tebriklerimi sunuyorum. Bu anma programının daha da ilerleme ve başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar sizi tebrik eder, başarılar dilerim. Cafer Eminki, KDP Kürdistan Demokrat Partisi Dış İlişkiler Sorumlusu. Kıymetli misafirler, programımıza katılamayıp bu şekilde tebrik mesajlarını gönderen tüm partilerimize teşekkür ediyoruz. Hüdapar!
Kadaz Bıraym Nazibi inşallah sine vizyonek bir kıymet hazır kirine. Piroz be, piroz be ey hüda para velat. Zaferate piroz be, bised hamdu selavat. Elhamdülillah tu iro, şanu şerefa velat. Khuda Rabbi tebarek, date zaferu khalat. Date zaferu khalat. Beli, emi viga, jireberiye gişti. Hoşke aynur sülün. Gazi mikrofonu bükün inşallah. Kerem bükün. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Genel Başkanım ve kıymetli misafirler. Hepinizi öncelikle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün sizin de bildiğiniz gibi partimizin 10. kuruluş yıl dönümü. Adalet temelinde bir devlet ve toplum düzeninin inşası için çıktığımız bu yolda Rabbimizden muvaffakiyetler diliyorum. Kıymetli misafirler, toplumun maddi ve manevi anlamda kalkınması, ruh ve akıl sağlığı yerinde olan ahlaki donanıma sahip bireylerin yetişmesi ancak sağlam ailelerin varlığıyla mümkündür. İnsanın ilk sosyal çevresi kendi ailesidir. Toplumsal hayatın varlığı için gerekli olan dayanışma, yardımlaşma, sevgi, saygı ancak aile ortamında öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Uyuşturucu, alkol, kumar gibi bağımlılıkların ve birçok ahlaki problemin temelinde ailesizlik ya da sorunlu bir aile ortamında yetişmiş olmak artık bilinen bir gerçekliktir. Anayasanın 41. maddesine göre aile toplumun temelidir ve eşler arası eşitliğe dayanır. Bu tarifle aile birlikteliği sadece biyolojik birlikteliğe indirilmiş ve ailenin asıl fonksiyonu göz ardı edilmiştir. Oysa ki aile, aileyi oluşturan bütün fertlerin ihtiyaçlarının karşılandığı, yetiştiği ilk ve hayati olma özelliği taşıyan tek kurumdur. Bu kurumu değersizleştiren çalışmalar sayesinde aile savunmasız bırakılmış ve gün geçtikçe zayıflamaya yüz tutmuştur. Boşanmaların artması, evlilik oranlarının boşanmaların artması, evlilik oranlarının düşmesi, evlilik yaşının yükselmesi bu durumun en önemli göstergeleridir. Bir yandan aileyi değersizleştiren çalışmaların hız kazanması, diğer yandan sapkın ilişkileri meşrulaştıran çalışmaların hız kazanması aileye vurulan en büyük darbelerdir. Evet, aileyi ve toplumu ifsad ederek yeniden dizayn etme hakkını kendinde gören batılı güçlere karşı durmak, insanlığımızın, inancımızın ve aile anne olmamızın bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sebeple batı menşeli yasalardan bir an önce kurtulmamız artık elzem hale gelmiştir. Örneğin, sözde kadını koruma bahanesi ile imzalanan İstanbul Sözleşmesi yürürlükte kaldığı süre içerisinde yuvaların dağılmasına ve kadın cinayetlerinin şiddetin artmasına sebep olmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsel sapkınlıkların normalleşmesine ve yaygınlık kazanmasına zemin hazırlanmıştır.
geç de olsa zararları fark edilen ve dönülen, vazgeçilen bu sözleşmenin yansımalarını bizler hala görmekteyiz. Bu sözleşmeye göre yapılan tüm yasal düzenlemeler gözden geçirilip yeniden ayıklanmalıdır. Şiddeti önleme iddiası ile yalnızca kadının beyanını esas alan, erkeğe söz hakkı tanımayan ve feminist jargonlarla hazırlanmış düzenlemeler aileyi korumaktan çok yıkmaktadır. Delilsiz ve belgesiz bir şekilde suç isnat edilen babaların çocuklarının gözleri önünde evden uzaklaştırılmaları bir insanın itibarına, şahsiyetine vurulacak en büyük darbelerden biridir. Bu uygulama ile eşlerin aslında ufak katkılarla çözülebilecek olan sorunları bir yumağa dönüşmekte ve yıllarını birlikte geçirmiş olan eşlerin birbirine karşı husumet beslemesine sebebiyet vermektedir. Müdafar olarak diyoruz ki inancımızı ve bizi biz yapan medeniyet değerlerimizi ölçü alan yasalar yapılsın. Sorun yaşayıp boşanma eşiğine gelmiş olan eşler arasında sulhu sağlamak için ara buluculuk yapacak sivil toplum kuruluşlarına ve şahıslara imkan verilsin. Bu girişimler devletçe teşvik edilerek boşanma oranları düşürülsün ve aile kurumu korunsun. Hükümet yetkililerine sesleniyoruz ve diyoruz ki eğer aileyi korumak istiyorsanız, boşanma oranlarını düşürmek istiyorsanız ve evlilikleri artırmak istiyorsanız öncelikle 6.284 sayılı kanunu iptal edin. Eşler arasındaki sorunları gidermek üzere ara buluculuk sistemini devreye katın. Medyanın aileyi koruyacak ve aile olmaya özendirecek yayınlar yapmasını sağlayın. Ailede annenin emeği hakkı ödenmez. Bu emeğin paha biçilmezliği sayesinde cennet annelerin ayakları altına alınmıştır. Yanlış aile politikaları sayesinde annenin emeği değersizleştirilmekte ve anneler çeşitli projelerle iş hayatına teşvik edilmektedir. Bu projelerden bir tanesi de 2018 yılında yürürlüğe giren işte anne projesidir. Bu proje ile toplumda ideal annenin aslında dışarıda çalışan, çocuklarını bakıcıya bırakan bir anne olduğu algısı toplumda yürütülmektedir. Oysa ki pedagojik olarak bir çocuğun 0-6 yaş arası dönemi anneye en fazla ihtiyacının olduğu bir dönemdir. İnsanın şahsiyetinin oluşması, ahlaki gelişmesi daha küçük yaşlardayken annesinin ilgisi, verdiği eğitim ve terbiye ile mümkündür. Anneler çalışma hayatına teşvik edilerek geçim derdi ile çocuklarına bakma derdi arasında bırakılmamalıdır. Çalışan annelere bakıcı parası verileceğine bizzat kendilerine doğrudan para yardımı yapılmalı. Anneler çocuklarına bakabilmelidirler. Çalışan annelere verilen destek, devlet desteği çalışmayan annelere de verilmelidir. Ayrıca bir önerimiz de 25 yıl boyunca evli kalmış, tüm emeğini evine ve çocuklarına sarf etmiş kadınların ödüllendirilmesi ve kendilerine emeklilik maaşı verilmesidir. Gençlerimizin büyük bir kesimi maddi imkansızlıklardan dolayı maalesef yuva kuramamaktadırlar.
Kimileri için de yıllarca süren öğrencilik hayatı ve iş bulma gibi sebepler evliliklerinin ileriki yaşlara ertelenmesine neden olmaktadır. Onun için evlenmek isteyen gençlerin öğrencilik süreci içerisinde de evlenebilmesi sağlanmalı ve onlar için bir fon oluşturulmalıdır. Aile kurumunun korunması, geleceğimizin teminat altına alınması adına bizim için hayati bir öneme sahiptir. Bu kapsamda atılan bütün adımlar önemlidir, değerlidir ve desteklenmelidir. Geçtiğimiz 10 yılda kadın ve aile konusunda yaptığımız çalışmaların toplum nezdinde olumlu bir karşılık olduğunu biliyoruz. Başörtüsüne ve tesettüre anayasal güvence getirilmesi yerindedir, değerlidir ve desteklenmelidir. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararında olduğu gibi hükümet nezdinde bir kısım iyileşmelere vesile olduğunu da görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kadın ve aile konusunda daha büyük bir ölçüde normalleşmeyi görebilmek ümidi ve duasıyla hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. İstifade edebilmek duasıyla bu anlamlı konuşmalarından dolayı Genel İdare Kurulu üyemiz Sayın Aynur Sülün hanımefendilerine teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, devam edeceğiz. Ara ara hatırlatmakta fayda görüyoruz. An itibariyle baktığımızda arkadaşlarımız da söylediler. Twitter'da ikinci sıradayız. Hüdapar 10 yaşında tagıyla. Sizden ricamız, istirhamız, lütfen yüklenelim. Bu tagı birinci sıraya alalım. Evet, biz Kürdüz, biz Türküz. Biz Laz'ız, biz Arap'ız, biz Zaza'yız, biz Arnavut'uz, biz İbrahim milletiyiz. Biz İstanbul'uz, biz Ardahan'ız, biz İzmir'iz, biz Diyarbakır'ız, biz Türkiye mozaiğinin her bir parçasıyız ve biz hayatı hakka ibadet ve halka hizmet için imtihan telakki eden bir kadroyuz. Kıymetli misafirler, şimdi de Genel İdare Kurulu üyemiz Sayın Yunus Emiroğlu'nu 10. kuruluş yıl dönümüne özel şiirlerini seslendirmek üzere buraya davet ediyoruz. Buyurun efendim. Kıymetli misafirler, sizden istirhamımız, birazdan özel bir şiirimiz seslendirilecek. Siz de telefonlarınızın el fener ışığını açarak güzel bir ambiyans görüntüsüyle, Rehber TV aracılığıyla tüm dünyaya bu güzel görüntüyü gösterelim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Seni sevmek yürek ister, Hüdapar. Sevgisizler dava bilmez, Hüdapar. Sana meftun kardeşlerin yollarda melce oldun Mustazafa, Hüdapar. İşte bak, 10 yaşındasın. Uzun bir seferde hakikat yolundasın. Muştu sensin, umut sensin, Hüdapar. Kışların soğuğunda, yazların sıcağında bir bahar meltemisin. Sen mazlumlara merhamet, mahrumlara cansın. Sana gönül verenler cennetlerde yaşasın. Biz
sendeniz, sen bizdensin Hüdapar. Tarih 19 Aralık 2012. Zulüm ve haksızlıklar, karanlıklar diz boyu. Hakkın sesi kesilmiş, adalet dipsiz kuyu. Palazlanmış güçlüler, güçsüzler hep figüran. Yurdumun garipleri seni bekler Hüdapar. Bir benlik var ki, ya Rab, bu nasıl çözülecek? Ne kışın habercisi, ne bahar getirecek? Viran olmuş haneler, viran olmuş sineler. Karanlıkları yırtan bir güneşsin sen Hüdapar. Kurtların sofrasında, Kenan kuyularında çıkmış yola bu kervan, kervan Yusuflara can. Yol gösterir herkese, yolum sen, umudum sen, adın hürriyet senin, senin adın Hüdapar. Sabır üstüne sabır ve izzetli duruşla bir araya geldiler güneş, ay ve yıldızlar. Tam bir teslimiyetle semada hoş bir seda. Dua dua yükselen sevdamızsın Hüdapar. Erdemli duruşunuz yayılır cihana. Gafletin perdeleri savrulur birer birer. Kardeşlik türküleri kazınır yüreklere. Şanlı tarihimizden bir mirassın Hüdapar. Selam sana Hüdapar. Gönüller aşkınıza pervanedir Hüdapar. Halkımıza ümitsin, intizarsın, beklenensin Hüdapar. Kırılmasın azminiz, gayretiniz Hüdapar. Ümmetin yüreğinde bir muştusun Hüdapar. Gönüller, gönüller aşkımıza pervanedir Hüdapar. Halkımıza ümitsin, intizarsın Hüdapar. Kırılmasın azminiz, azmimiz, gayretimiz Hüdapar. Ümmetin yüreğinde bir muştusun Hüdapar. Eyvallah. Selam ve saygıyla. Dengi ve sahbe. Khuda je razi be inshallah. 2012 roja miladi. Roj helat Jenevru pelen kitabe. Zemin keske kitap sipi roj zerin. Mazlum dilşat ümit varın carekdi. Hemd jetere ya ilahi, vahatın peştevanu varisi Selahaddin, alikarin mezlum jar u fakir, da khazavan adalete leher zemin. Ya ilahi, tu bidi menesreti, emhelinin ve zulme leser ümmeti. İhdina ya Rab sirat el müstakim,
Gaziame, Gaziame her demi. Beli mevanem bi kıymet. Jibo ah haftini. Seroke geçti. Seroke heja. Kerem bikin. Gençlerin umudu yapıcı oğlu. Gençlerin umudu yapıcı oğlu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Hamd ve şükür o Allah'a ki dünyayı ve içindekileri insan hizmetine vermiş, doğru yolu bulsunlar diye onlara kitaplar ve o kitapları açıklayan rehberler göndermiştir. Salat ve selam nebilerin sonuncusu Resul-i Ekrem'e ki ümmetine çok düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Selam olsun bütün elçilere. Yeryüzünde adaleti hakim kılmak, İnsanlar arasında adaletle hükmetmek için gönderilen o elçiler ki hüküm ve iktidar sahibi oldukları dönemlerde yeryüzü gerçek adaleti görmüştür. Ve selam olsun gerçek adaleti özleyen ve yeniden ikame edilmesi için çalışanlara, gecesini gündüzüne katarak gayret sarf edenlere, İnsanlığını ve yaratılış gayesini hatırdan çıkarmayanlara. Selam olsun sizlere. Saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları, memleketin her köşesinden davetimize icabet ederek buraya toplanan yol arkadaşlarım, kıymetli sevdalarım ve siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gerçek adalet Hüdapar'la gelecek. Gerçek adalet Hüdapar'la gelecek. Gerçek adalet Hüdapar'la gelecek. Gerçek adalet Hüdapar'la gelecek. Hoş Kubrayan Aziz. Hoş Kubrayan Aziz. Gel meyvanem bi kıymet. Unta bi khir hatın. Serseran ser çavan atın. Ve İbrahim Aziz şuma peru khir o mey. Şuma hemi khir o mey. Eyyuhel ikhveti ve ahavat. Ahlen bikum. Ahlen ve sehlen. Cihtum bil khayr. Evet, burada olmayı çok istediği halde salonumuzun kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı veya başka sebeplerle gelemeyen ve
ekranları başında bizleri izleyen dostları da muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Bacılarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli dostlar, daha önce kurucu arkadaşlarımızdan bir dönem genel başkan vekilliği de yapmış olan Mehmet Yavuz kardeşimizi rahmetin rahmana uğurlamıştık. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Rahmetiyle muamelede bulunsun. Geçen sene 9. kuruluş yıl dönümümüzden sonra kurucu kardeşlerimizden ikisini daha ebediyete uğurladık. Başkanlık divanında genel başkan yardımcısı olarak da görev yapan Fadıl Şani ve Mahmut Tekdal ağabeylerimizi ebediyete uğurladık. Ben bu vesileyle hepsine birden tekrar Rabbimden rahmet diliyorum. Allah-u Teala yaptıklarını, hizmetlerini kendi rızası için kabul eylesin. Geride kalan bütün yol arkadaşlarıma da sıhhat ve selamet diliyorum. Rabbim istikamet üzere ayaklarımızı sabit kılsın. Yüklendiğimiz sorumluluklarımızı bir hakkın yerine getirmeye muvaffak eylesin. Bizleri yardımsız bırakmasın inşallah. Muhterem Hazirun, 2011'de parti programımızı yazmaya başladığımızda işin şekli kısmının dışında özgün bir duruş ortaya koymayı hedefledik. Önceki siyasi partilerin taklidi olmayan bir duruş ve tercüme olmayan bir fikir ortaya koymak istedik. İnancımız odur ki bunu başardık. Hüdapar olarak özgün bir duruşa ve medeniyet projesi niteliğinde bir parti programına sahibiz elhamdülillah. Tevhid mesajının gücü ve evrensel bir ahlaki vizyonla harekete geçerek yeni bir düzen kurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bir paradigma değişikliği öneriyoruz. Yola çıkarken şu veya bu partinin alternatifi değil, sistemin alternatifiyiz dedik. Buna rağmen bizleri şu veya bu partinin alternatifi karşıtı gibi görenler, görmek isteyenler ya da göstermek isteyenler ya henüz bizi anlamamışlar ya da gerçekten anlamak istemiyorlar. Tarzımız ve yöntemimiz tarihin ve geleneğin tecrübe ve birikimlerinden istifadeyi ihmal etmeden zamanın ve mekanın şartlarında mümkün olanı gerçekleştirebilmek için olabildiğince esbaba sarılmak ve neticeyi Allah'tan beklemek, ona tevekkül etmektir. Hayat siyasetle yönetilir. Bu siyasetin meşru ve insana hizmet etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aziz kardeşlerim, kıymetli misafirler, en güzel bir şekilde ve sadece Allah'a kulluk etsinler diye yaratılmış olan insanlara yaratılış gayelerini unutturmak için şer güçler ittifak halindedir. Planlı, programlı, gece gündüz çalışmaktan, servetlerini bu uğurda harcamaktan geri durmuyorlar. Hayatın temellerini tahakküm, hırs ve şehvet bataklığı üzerine kurmayı teşvik ettiler. Bugün insanımızı toplumun izzetli bir ferdi iken, insan yığınları içinde aidiyet hissinden uzak, manevi değerlerden yoksun bir bireye dönüştürme süreci yaşanmaktadır. Hayatı sadece maddi değerlerden ibaret gören, huzuru ve mutluluğu sayılarda ve rakamlarda arayan,
ama insanı insan yapan değerlerden soyutlayan bir toplum modeli dayatılmaktadır. İnsanlığın içinde bulunduğu manevi buhrandan çıkışı ve kurtuluşu ancak özüne ve fıtratına dönmesiyle mümkün olabilir. Çağdaş firavunlar planlı programlı bir şekilde gece gündüz çalışıyorlar. Topyekün insanlığı fırkalara ayırıp birbirleriyle çatıştırarak savaşlara, açlığa, yoksulluk ve yoksulluğa mahkum ederek iktidarlarını tahkim ediyorlar. Onların paraya taptıkları zannediliyor ama çağdaş karunlar biriktirdikleri serveti insanları kendilerine taptırmak için bir araç olarak kullanıyorlar. Bugün başta gençlerimiz olmak üzere manevi değerlerden yoksun bir bireye dönüştürmek istemelerinin nedeni budur. Her türlü vasıtayı kullanarak özellikle gençlerimizi ifsad etmeye çabalıyorlar. Toplumu ifsad çalışmalarına karşı insanı özüne döndürmeye, içine düşürüldüğü buhrandan kurtarmaya yani ıslahına gayret edenler de hep var ola gelmiştir. Dürüst siyaset, gerçek adalet. Bu mücadele aydınlık ile karanlığın, adalet ile zulmün mücadelesidir. Bu mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Bu mücadele hak ile batılın mücadelesidir. Batıl zail olmaya, yok olmaya mahkumdur. İşte bizler Hüdapar olarak hakkın, aydınlığın ve adaletin yanında batılın, karanlığın ve zulmün karşısındayız. Dünya müstekbirleri iktidarlarını tahkim etmek için yüzyıllardır, hatta binlerce yıldır hemen her zaman aynı taktiği kullanıyorlar. Böl, çatıştır, güçten düşür ve yönet. İnsan insanın kurdudur anlayışı bizim anlayışımız olamaz. İnsanlar Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocukları olarak kardeştirler. Hayatın temel kanunu cidal ve savaş değil, dayanışma ve yardımlaşmadır, kardeşliktir. Kardeş kardeşine zulmetmez, onu darda bırakmaz. Aziz kardeşlerim, daha önce de söyledik, bizi bilenler bilir, bilmeyenler de bilsin diye bir kez daha söylüyoruz. Hür olmak sadece Allah'a kul olmaktır dedik. Hürriyetimize düşkünüz. Kulluğumuz sadece Allah'adır. Ondan başkasının önünde eğilmeyiz. Herhangi bir beşerin üzerimizde hakimiyet kurmasını kabul etmediğimiz gibi bizler de insanlar üzerinde hakimiyet kurmak için siyaset yapmıyoruz. Allah'ın kullarını kula kulluktan kurtarmak istiyoruz. Bu şekilde insanları gerçek hürriyetle tanıştırmak istiyoruz. Bizler mal ve servet biriktirmek için de bu yola çıkmadık. Elimizdekini de Allah için harcıyoruz. Kardeşliğin ölçüsünü değiştirmeyiz. Bütün inananları, bütün müminleri kardeşimiz olarak biliriz. Bütün insanları yaratılışta ve kanun önünde eşit görürüz. Gerçek adalet Hüdapar'la gelecek. Kardeşlerim, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayız. Hak bildiğimizi söyler, hakkı ayakta tutmak için adil şahitlik yaparız. Siyasi rakiplerimize iftira etmeyiz. Parti içinde makam kavgası yapmayız. Kendi şahsi veya parti menfaatimizi milletin menfaatinin üstünde görmeyiz. Hukuksuz kaldığı için bozulan kardeşliğin hukukunu yeniden tesis etmek, toplumsal barışı, sosyal adaleti,
hakça paylaşmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Ahlakı ayak bağı gören Machiavelli siyaset pratiğinden ve mevcut siyasi usluptan şikayetçiyiz. Dünya makamlarının geçici ve değersiz olduğunu bilir, asıl gaye için ancak birer vasıta olarak görürüz. Asıl gayemiz Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Dünya makamları için gayri meşru vasıtalara tenezzül etmeyiz. İnanıyorum ki yaratılış gayesini unutmayanların hepsi böyle yapar. Böyle yapmalıdırlar. İnanıyoruz ki siyaset ahlaklıysa insanidir, insana hizmet eder. Ahlaktan soyutlanmış siyasetin insana ve topluma hizmet etmesi mümkün değildir. Seküler ahlak temelsiz bir bina gibidir. Din ile siyaset arasına kalın duvarlar örenler siyaseti ahlaktan mahrum bıraktıklarının farkına varmalıdırlar. Dini siyasetin emrine verenler de insanları dinden soğuttuklarını görmelidirler. Bezmi Eles'te verdiği sözü unutanlar insanlara verdiği sözü de unutmaya daha yatkındırlar. Adaletin tesisini birinci öncelimiz olarak belirledik. Peki adalet bizim için neden bu kadar önemlidir? Kardeşlerim dikkat ediniz. Muhakkak Allah size adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Muhakkak Allah emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçek adalet Hüdapar'la gelecek. Gerçek adalet Hüdapar'la gelecek. Bu emirlerin istisnası yoktur. Bu emirler kesindir. Mutlak surette yerine getirilmesi gereken ilahi emirlerdir. Bu nedenle Hüdapar adaleti her meselede merkeze alır. İnsanlar tarih boyunca ne zaman adalet ve emanet konusundaki bu teyit ve tekit edilen vurgusu kuvvetli, istisnası olmayan kesin emirlere uymuşlarsa toplumsal huzur ve emniyeti bulmuşlardır. Ne zaman ki bu emirler çiğnenmişse huzursuzluklar, kavgalar, hatta savaşlar çıkmış, nesiller, ürünler helak ve servetler heba olmuştur. İnsanımızın öncelikli ihtiyacı adalettir. Sadece milletimizin değil, bütün insanlığın talebidir adalet. Bunun için önce insan, öncelik adalet diyen anlayışa, yani Hüdapar'a, Hüdapar'ın anlayışına ihtiyaç vardır. Adaletin zıddı ya da adaletin yokluğu zulümdür. Zulmün kalkması için, milletimizin huzuru için, memleketin selameti için Hüdapar'a, Hüdapar'ın anlayışına ihtiyaç vardır. Aziz ve muhterem kardeşlerim, belirttiğimiz ilkelerle çıktığımız yolda yürüyüşümüzün 10. yılını geride bıraktık. Bu 10 yıllık yürüyüşümüzde belki küçük ama emin ve sağlam adımlarla yürüyoruz. 10 yılda neler yaptık? Yaptıklarımıza 10 dakika yetmez. 10 dakika içerisinde 10 yıldır yaptıklarımızı elbette sığdıramayız. Sadece birkaç örnek vereceğim. Partimizi kurduktan sonra 6 ay gibi kısa bir zamanda 41 ilde teşkilatlanma ve birinci olağan büyük kongremizi gerçekleştirmek suretiyle seçimlere katılma yeterliliğini elde ettik ve 2014 yerel seçimlerine sadece birkaç ilde katılmamıza rağmen en fazla oy alan 8. parti olduk. Partimizi kurduğumuzda Türkiye'de 70 siyasi partinin faal olduğunu hatırlatırım bu arada. Seçime katılma yeterliğimizi muhafaza ederek son yapılan 2018 genel seçimlerine
81 ilde adaylarımızı göstermek suretiyle katıldık ve oylarımızı iki katından fazla arttırdık. Böylece isimden ibaret bir tabela partisi olmadığımızı gösterdik. Yalan söylemeden, iftira atmadan, siyasi rakiplerini karalamadan ve en önemlisi halkı aldatmadan da siyaset yapılabileceğini gösterdik. Siyasete erdem ve itibar kazandırma hedefimiz doğrultusunda hatırı sayılır bir yol aldık. Siyasi getirisi yeterince olmadığı için herkesin unuttuğu siyasi getirisi yeterince olmadığı için herkesin unuttuğu veya sessiz kaldığı meseleleri ve mağduriyetleri gündeme getirdik. Ahlaki yozlaşmaya dur demek için Etçep gibi ifsat projelerinin parçası olan pek çok programın uygulanmasına engel olduk. Birleşmiş Milletler'in ve özellikle de Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının sürdürülemez olduğu gerçeğini siyasetin gündemine 2012'de getirdik ve 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya beşten büyüktür şeklinde bir slogana ve bir siyasi doktrine dönüştü. Asgari ücret vergiden arındırılıncaya kadar 10 yıl boyunca sürekli bu hususu dile getirdik. Nihayet bir yıl önce bu da gerçekleşti. Asgari ücretle ilgili ısrarlı bir talebimiz daha var. O da sonuç alınıncaya kadar devam edecek inşallah ısrarımız. Nedir o? Asgari ücretin tanımına işçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de dahil edilmesi meselesi. Evet, bağcıyı dövmek yerine üzüm yemek derdinde olduk. Bu tavrımız ile gündeme getirdiğimiz pek çok meselede hükümete yol gösterdik, adım atmasına vesile olduk. Mesela İstanbul Sözleşmesi ile ilgili uyarılarımız 9 yıl sonra da olsa makes buldu. Ama ne yazık ki biraz önce Aynur bacımın da dile getirdiği gibi 6284 sayılı kanun başta olmak üzere bu sözleşmeyi uygulamak için çıkarılan kanunlar veya mevcut kanunlara eklenen maddeler yerli yerinde duruyor ve tahribatlarına devam ediyor. Biyolojik cinsiyetin yerine ikame etmeye çalıştıkları toplumsal cinsiyet kanunlardaki yönetmeliklerdeki yerini korumaya devam ediyor. Mesela bütün televizyon kanalları kanunen toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun bir yayın politikası belirlemek ve aynı zamanda uygulamak zorundadır. O kanun hala o madde yerli yerinde duruyor. Hala bütün sapıklıklar ve zina serbest ama genç yaşında evlendiği için mağduriyet yaşayanların sesi henüz duyulmadı. Ya da onlar için bir adım atılmadı. Ailenin korunması ve tanımı ile ilgili anayasa değişikliği için hazırlıklar yapıldı ve anayasa değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulu'na sunuldu. Keza tesettüre de anayasal güvence talebimiz de inşallah yerine gelecek. Mesela ithalat ve inşaatla büyüme yerine yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyümek ve cari açık ve borçlanma sorunu ortadan kaldırmak gerektiğini 9-10 yıldır söyledik durduk. Bir yıldır bu büyüme modeli uygulanmaya çalışılıyor ama maalesef cari açık ile ilgili henüz ciddi bir gelişme yok. Hatta tam tersi cari açık büyümeye devam ediyor. Yeni anayasa yapımının herkesin gündeminden çıkarıldığı dönemlerde bile gündemde tuttuk. Ve junta anayasasından kurtuluncaya kadar da inşallah biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Yeni anayasa yapımı meselesini halkın gündemine getirmeye ve onu gündemde tutmaya gayret sarf edeceğiz. Hür Dava Partisi mazlumların hamisi. Hür Dava Partisi mazlumların hamisi. Hür Dava Partisi mazlumların hamisi. Ne yaptık? 10 yıl boyunca mesela ülke kritik eşitlerden geçtiğinde
15 Temmuz gibi eşiklerden geçtiğinde milletten yana, halkın huzuru ve selametinden yana bir duruş ortaya koyduk. Kaos taşeronlarına ve onların tetikçilerine meydanı bırakmadık. Her türlü çirkinlik ve çirkefliklere, iftira, hakaret ve hatta fiili saldırılara rağmen bizi kriminalize etme çabalarını boşa çıkardık. Fitnebazların planlarını akamete uğrattık. Siyasete yeni bir muhalefet anlayışı getirdik. Doğru kimden gelirse gelsin sahip çıkarız, yanlışı içimizden biri bile yapsa karşı dururuz dedik. Hatırlar mısınız? 2017 yılının Aralık ayı. Mecliste yine bütçe görüşmeleri yapılıyor. 2018 yılının bütçesi görüşülürken mecliste grubu bulunan muhalefet partilerinden birinin grup başkan vekili şöyle demişti. Hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim demişti. Şimdi 3 gün önce bütçe geçti. Bu zat aynı kişi. Yine mecliste, yine bir Aralık ayında, yine bütçe görüşmeleriyle ilgili yapmış olduğu konuşmasında bu sefer hükümete gerekli konularda destek verdiklerini söyledi. Bunu bazı örnekler de vererek şöyle açıkladı. Allah'tan korkun, iyiye iyi, kötüye kötü diyeceğiz dedi. Evet, listeyi daha da uzatabiliriz ama bu kadarı yeterli. Hasli kelam, dosta güven verdik. Millet düşmanları, fitne kazanları kaynatmadan önce Hüdapar'ı da denklemin bir yerine yazmak zorunda kaldı. Gençlerin umudu, yapıcı oğlu. Gençler, yapıcı oğlu da sizden umutlu. Nasıl olacak şimdi? Rabbim sizleri korusun. İnsi ve cinni bütün şeytanların şerrinden sizleri muhafaza buyursun inşallah. Kıymetli Hazirun, huzurlarınızda daha önce yaptığımız bir çağrıyı, hükümete yapmış olduğumuz bir çağrıyı bir kez daha tekrarlamak, bir kez daha yenilemek istiyoruz. Aileyi korumak, evliliği teşvik ve anneliğe hak ettiği değeri vermek için adımlar atın. Dünyanın en zor ve en değerli işlerinden birisini yapan anneler için emeklilik hakkı getirin. Çocuklarına bakıcı tutanlara verdiğiniz desteği kendi çocuğuna bakan annelerden esirgemeyin. Onlara sigorta primi desteği verin ve emekli olmalarını sağlayın. En az 25 yıl evli kalanlara emekli aylığı bağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri getirin. 15-20 yıl evli kalmış olanların eğer varsa anne ve babalarından kalan emekli aylıklarını almaları için boşanma şartı getirerek yuvalara bir darbe daha siz vurmayın. Muhterem Hazirun, uzunca bir süredir memleketin birinci gündemi ekonomidir. 2 yıla yakındır memleketi şehir şehir dolaşıyoruz. Hemen her kesimden insanla görüştük. Geçim sıkıntısı, esnafın iş yapamaması, işsizlik ve hayat pahalılığı milletin birinci gündemi olmuş. Yarın asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yapacak. Belki de son toplantısı.
telaffuz edilen rakamların geçime yetmediğini aslında herkes biliyor. O toplantıya katılanlar da dahil. Gerek işçi temsilcileri, gerek işveren temsilcileri, gerekse de hükümet temsilcileri bunu biliyor. Yıllardır asgari ücretin tanımının değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Mevcut tanıma göre asgari ücret, dikkat ediniz, işçinin, sadece işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Sadece işçinin. İşçinin bakmakla yükümlü olduğu, işçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de bu tanıma dahil edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Fakat bu tanıma göre bile, yani sadece işçinin zorunlu ihtiyaçlarına yetecek ücret bile değil telaffuz edilen rakamlar. Sendikaların hesaplamalarına göre bir kişinin, yani sadece işçinin bu zorunlu ihtiyaçların tamamına yetecek olan ücrete ne diyorlar? Yaşam maliyeti. Bir kişi. Sadece bir kişinin yaşam maliyeti şu anda 10 bin lira civarındadır. 10 bin. O da şimdilik. 2 ay sonra bekar olarak yaşayan, tek başına kalan bir kişiye 10 bin liranın üzerindeki bir ücret bile yetersiz kalacak. Kardeşlerim, emeklilerin hali daha da perişan. Açlık sınırının yarısının bile altında maaş alan emekliler var. Açlık sınırının altında hiçbir ücret olmamalıdır diyoruz. Hiçbir maaş olmamalıdır. 2000 öncesinde ve 2000 sonrasında emekli olanlar arasındaki makasın daralması için, farkın azalması için emeklilere de seyyanen bir zam yapılması gerektiğini söylüyoruz. Kardeşlerim, 10 yıldır yola çıktığımız günden beri insanların refahını artırmayan ithalat ve inşaat ile büyüme bir şey ifade etmez diyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile büyümek gerekir. Faiz bunların düşmanıdır. Faiz sistemi terk edilmelidir diyoruz. Yüksek cari açık ve borçlanma nedeniyle ekonomi kırılgan hale geliyor. Bu durum sürdürülebilir değil. İsrafı, yolsuzlukları durdurun ve borçlanmaktan vazgeçin diyoruz. Bunları bugün söylemiyoruz. Yola çıktığımız günden beri söylüyoruz. Bakınız, parti programımızdan kısaca bazı bölümleri okuyacağım. Merkezinde insan, insanlık olmayan, refahı topluma yayma amacından uzaklaşmış, sadece ülke ekonomisini büyütmeye kilitlenmiş bir iktisat anlayışını reddediyoruz. Merkezinde insan olan, insanın refahını artırmayı hedefleyen, kapitalist ve sosyalist bakış açılarının aşırılıklarından uzak, vicdanları ve adalet duygusunu incitmeyecek bir iktisat politikası uygulanmalıdır. İktisat politikasının temel amacı eğer insan ise, ekonomik büyümenin hedefi de istihdamı artırmak, işsizliği ve fakirliği mümkün olan en alt seviyeye indirmek olmalıdır. Büyümenin ve istihdamın kalıcı olabilmesi için bu konuda sürdürülebilir politikalar uygulamak gereklidir. Peki nasıl olacak bu? Stratejik öneme sahip ürün, mal ve hizmetlerin üretilmesi teşvik edilmelidir. Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan üretim mallarını yerli imkanlarla üretebilecek yeterliliğe sahip olmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ülke gerek sanayi gerekse tarım ürünleri açısından dışa bağımlılıktan kurtulmalıdır. Faize dayalı kapitalist ekonomik sistem tamamen değişmelidir. Temel ihtiyaç maddeleri vergiden arındırılmalıdır. En alt gelir dilimindeki fakir insanlar ve açlık sınırının altındaki gelire sahip olanlar, mesela emekliler gibi, bunlar için ailedeki fert başına kanunla belirlenecek bir miktarda su, elektrik ve yakacak ücretsiz olmalıdır. Bir milletin kendi kendisine yetebilirliği açısından tarım stratejik bir öneme sahiptir.
Tarımsal ürünlerde dışa bağımlılığın önlenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle çiftçiler birer hazine gibi kıymetli görülerek korunmalıdır dedik. Yarım kalmış sulanma testleri süratle tamamlanmalı. Sulanabilir tarım arazilerinin miktarı artırılmalı ve toprak bir an önce su ile buluşturulmalıdır. GAP ve DAP projelerinin bir an önce bitirilmesi acil eylem planı olarak belirlenmelidir. GAP'ın sulama projesinin yarısından fazlası tamamlanmayı bekliyor maalesef. Zirai üretimin artırılması ve kalitesini yükseltilmesi için her köye bir ziraat mühendisi atanmalı, hayvancılık ile uğraşılan yerlerde veteriner atanmalıdır dedik. Beklemeye devam ediyoruz. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan üreticilerin kooperatifleşmeleri özendirilmeli, alın teri üretimlerini aracısız olarak tüketiciye ulaştırmaları için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Tarlada, bahçede 1-2 liraya satılan ürün market raflarında 10-15 liradan satılıyor. Arıcılar çiftçilerin birkaç katı para kazanıyor. Çiftçinin mahsulünün elinde kalmaması veya maliyetinin altında satılmaması için tarıma dayalı sanayi teşvik edilmelidir. İhtiyaç fazlası gıda ürünlerinin işlenerek ihracına yönelik teşebbüsler desteklenmelidir diyoruz. Vergi adaleti sağlanmalı, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı düşürülmeli, dar gelirlinin sırtındaki vergi yükü hafifletilmelidir diyoruz. Vergi yükü hala dar gelirlinin sırtında. Dolaylı vergilerin payı 3/2'den aşağıya bir türlü düşmüyor. Hiçbir üretim faaliyetine katılmadan ve risk de almadan sadece paradan para kazananlara tanınan vergi muafiyetlerine son verilmeli, mevcut vergi oranları artırılmalıdır dedik. Kamu kaynaklarının önemli bir kısmı ve her yıl artan bir miktarı iç ve dış borçların faizinin ödenmesinde kullanılmaktadır. Bu durum mutlaka düzeltilmelidir. 2021 bütçesinde faize ayrılan para 179 milyar liraydı. 2022'de bu rakam 240 milyar, 2023'te de 270 milyar lira olacaktı. 2021 yılının başında tahmin edilen rakamlar böyleydi. Sonra bu rakamlar revize edildi. Ve işte geçtiğimiz günlerde meclisten geçen 2023 bütçesine göre sadece faize ayrılan para 565 milyar lira oldu. Bakın arkadaşlar, sadece 2 yıl önce 2023 yılının faiz bütçesi 270 milyar olarak tahmin edilirken aradan sadece 2 yıl geçti, bu miktar 2 katından fazla arttı ve 565 milyar liraya çıktı. Ekonomi konusunda da çözüm önerilerimiz eğer uygulamaya alınsa bu kadar tahribat yaşanmadan bu küresel krizi daha rahat atlatabilirdik. Şimdi diyoruz ki bari bundan sonra Hüdapar'ı dinleyin. Pişman olmazsınız. Emin olun ülkenin ekonomik bağımsızlığının sağlanması, yoksulluğun ve mahrumiyetin kökünün kazınması ve insanın ihtiyaçlarının hürriyeti de korunarak giderilmesi için fıtrata ve insani değerlere ters düşen iktisadi sistemlerin terk edilmesi zorunludur. Komünizmden sonra kapitalizm de iflas etmiştir. Bu bakımdan İnsanlığa huzur ve refah getirmeyen bu sistemlerin temelden değiştirilerek yerine İslami bir iktisat nizamının getirilmesi gerekmektedir. Sesimize kulak verin diyoruz. Mesela memleketin en temel meselelerinden biri olan Kürt meselesinin çözümü konusunda da sesimize kulak verin. Çözümü çok zor değildir. Peki nedir çözüm? Çözüm adaleti yeniden tesis etmektir. Huzuru temin etmek istiyorsanız adaleti yeniden tesis etmek zorundasınız. Kendinize istediğinizi kardeşim dediklerinize de isteyeceksiniz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi kardeşlerinize de yapmayacaksınız. Meşru hakları hiçbir pazarlığa girişmeden tanıyacaksınız, iade edeceksiniz. Mesela
ana dilde eğitim hakkını tanımak hususunda ayak diremekten vazgeçin diyoruz. Kardeşlik lafla olmaz. Kardeşliğin bir hukuku vardır. O hukuku yerine getirin. Kendi içinizdeki meselelerinizi halletmeden dışarıda etkili de olamazsınız. Dış müdahalelere de açık hale gelirsiniz. Bir kayıp yüzyılın üzerine bir yüzyıl daha koyarsınız. Hüdapar'la gelecek gerçek adalet. Hüdapar'la gelecek. Evet kardeşlerim. İnşallah o günler yakındır. Kardeşlerim, köksüz değiliz. Bizim tarihimiz ne 1923'te başladı ne de 1071'de. Tarihimiz Hazreti Adem babamızla başladı. Misakımız daha da eskidir. Bezmi Eles'te söz verdik ve inşallah biz sözümüzün eriyiz. O Celle Celaluhu sadece yaratıcımız değil. O bizim ilahımızdır. O bizim mabudumuzdur. O bizim Rabbimizdir. Tevhid ve adalet sabitelerimizdir. Bunlardan taviz vermeyiz. Kardeşlerim, 30 Haziran 2013'te birinci olağan kongremizi gerçekleştirmiştik. O birinci büyük olağan kongremizde dediğim gibi hür davanın hür neferleri olarak buradan dosta düşmana hep beraber ilan ediyor ve diyoruz ki biz ne sağcı ne solcuyuz. Biz vasat bir ümmetiz, orta yolcuyuz. Devleti kutsayanlardan değiliz. Ama anarşizm ve kaos da istemiyoruz. Dinin siyasete alet edilmesine de, siyasetin dinsizliğe alet edilmesine de karşıyız. Kavmiyetçi ve ırkçı değiliz. Haksızlığa ve zulme uğramış bir kavmin haklarını savunmayı da ırkçılık olarak isimlendirmiyoruz. Etnik temelde siyaseti yanlış buluyoruz. Siyasetin farklı etnisiteleri asimile etme aracı olarak kullanılmasını da doğru bulmuyoruz. Sermayeyi her şeyin önüne koyan şahsi menfaatleri putlaştıran kapitalizme karşıyız. Ama özel mülkiyeti reddetmiyoruz ve sermayeye de düşman değiliz. Kimsenin evinin içinin gözetlenmesini veya dinlenmesini istemiyoruz. Ama hayasızca davranışların ulu orta, parkta, durakta, sokakta sergilenmesine de razı değiliz. İnancımızı, düşüncemizi başkalarına dayatma hakkını kendimizde görmüyoruz. Ancak inancımızın gereklerini yerine getirmemize engel olunmasını da kabul etmiyoruz. Dürüst siyaset, gerçek adalet. Başka dinlere mensup insanların da inancını yaşama, kendi din bilginlerini yetiştirme ve ibadetlerini yapma haklarının savunucularıyız. Ayakları yere basmayan haliciler değiliz. Uğrunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuz ideallerimiz vardır. Bu ideallerin gerçekleşeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz ve asla meyus değiliz. Güçlüyüz çünkü haklıyız. Güçlüyüz çünkü mazlum ve mahrum çoğunluğun yanındayız. Hür Dava haklıyız. Partisi mazlumların hamisi. Haklıyız çünkü adalet istiyoruz. Haklıyız çünkü hak yerini bulsun istiyoruz. Kardeşlerim, memleketin Hüdapar'a ihtiyacı var. Yani memleketin size ihtiyacı var. Bacılarım, memleketin size, sizin çalışmalarınıza, cehd ve gayretlerinizi artırmanıza ihtiyacı var.
Siyaset kurumunun Hüdapar'a ihtiyacı var. Meclisin Hüdapar'a ihtiyacı var. Memleketin Hüdapar'a ihtiyacı var. Bir daha söylüyoruz. Bir daha söylüyoruz. Hüdapar siyasi tarafkirlik veya dünyalık mal ve makam uğruna lafı eğip bükmez. Hakkı ayakta tutmak için aleyhinde bile olsa adil şahitlik yapar. Bunun için memleketin ve adalet arayanların Hüdapar'a ihtiyacı var. Öyleyse biz Hüdaparlıların da daha çok çalışmaya, sesimiz daha gür çıksın diye büyümeye, partimizi büyütmeye, davamızı daha çok insana ulaştırmaya, onları anlatmaya ihtiyacımız var. Bunun için birbirine kenetlenmiş, kardeş olmuş sağlam bir topluluk, yani sizler, belirlenmiş doğru ve meşru bir hedefe götüren planlı, azimli ve gayretli bir çalışma ve bu çalışmayı takip eden, denetleyen, istikamet veren bir teşkilat yönetimi gerekir. Elhamdülillah bunların hepsi de var. Evet, amaçsız, gayesiz ve programsız bir fert veya toplumun varacağı bir hedefi yoktur. Hedefi olanlar yol alırlar, olmayanlar sadece dolaşırlar. İdeallerimizi hedefe koyup yürüyebildiğimiz kadar ömrümüzün ve takatimizin el verdiği menzile varmaya muvaffak olmayı ümit ediyoruz. Meta nasrullah. Ela inna nasrallahi karim. Ne zaman? Evet, ne zaman? Takatimiz tükeninceye kadar çalışıp ya Rab bizim gücümüz bu kadar dediğimiz zaman. Kardeşlerim, çalışın. İnsana çalıştığının karşılığından başkası yoktur. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Koşun, bu hayırda yarıştır. Öyleyse öne geçmeye çalışın. Gayret edin, zira kader gayrete aşıktır. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Yolumuz uzun, yükümüz ağırdır. Rabbim ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gençlerin umudu yapıcı oğlu. Gençlerin umudu yapıcı oğlu. Memleket sevdalısı Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'na yapmış olduğu konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de dua bölümüne geçiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, gönlümüze genişlik ver, işimizi kolaylaştır, dilimizdeki bağı çöz ta ki sözümüzü iyice anlasınlar. Ey yüceler yücesi Mevlamız, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini ve bağışlayıcılığını esirgeme. Allah'ım, bizler biliyoruz ki asıl başarı istikamet üzere kalmaktır. Çalışmalarımızda istikamet üzere kalabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım, yaptığımız her çalışmayı kendi rızan için kabul et.
sözlerimizin kalplere nakş olmasını nasip eyle. Allah'ım bize öyle bir duruş ver ki hiçbir düşmanımız kendisine haksızlık yapacağımız gibi bir kaygıya kapılmasın. Ve yine bize öyle bir duruş ver ki hiçbir dostumuz kendisine iltimas geçeceğimiz gibi bir ümide kapılmasın. Allah'ım davranışlarımızı inancımızla bütünleştir. Sözümüzü de özümüzle birleştir. Rabbimiz ayet ayet yaşat bu dünyayı. Sana secde secde yürüyelim. Dua dua kabul et bizi. Ey Rabbimiz bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kıymetli misafirler, bu vesileyle programımızı nihayete erdireceğiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.